Merhaba arkadaşlar. Yeniden ben kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Arkadaşlarım beni sıklıkla uyarıyor ve sizlerden bir ricada bulunmamı, daha doğrusu her videonun başında ve sonunda bir ricada bulunmamı istiyorlar. Ben de sizlerden naçizane kanalıma abone olmanızı, arkadaşlarınıza, çevrenize önermenizi ve videolarıma like atmanızı bir kez daha rica ediyorum. Ve gelelim sosyal medya hesabım Twitter'dan da duyurduğum üzere bu gecenin gündemine. E, Tabi gündem e, çevremizdeki birçokları için belli bielsa. Peki ben bu bielsa gündemine farklı olarak nasıl bir yaklaşım getirebilirim? Ekstra bir bilgi olarak ne söyleyebilirim? E, farklı detaylar sizlere ne verebilirim? Bugün bu videonun size bielsa konusunda bir ufuk açıcı fikir açıcı bir beyin fırtınası sağlayacağını garanti edebilirim. Önce bugün yine Twitter adresimden Twitter hesabımdan attığım son birkaç tweet'i hatırlatmak istiyorum. Bu bizim için aynı zamanda bir girizgah olmuş olacak ve ardından konuyu daha iyi anlatabileceğimi ve daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum. Bielsa konusu çok önemli bir konu. Çünkü Fenerbahçe sadece gelecek sezonu değil, gelecek yıllarını planlamak istiyor. Bu açıdan frene basarak gitmeye çalışıyor. Tabi geçen bir zaman var, akan bir süreç var. Koronavirüs süreci her ne kadar futbolu biraz ertelese de futbolun devam eden dinamikleri var. Bir yandan da Fenerbahçe kararını bir an önce vermeye çalışıyor. Bielsa evet net olarak ben de o fikre katılıyorum teknik direktör adayları içinde şu anda ilk sırada ama bakın şu anda diyorum bundan bir süre önce tartışmasız bir numaralı isim Erol Bulut'tu. Bugün ise Bielsa. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Neden mi böyle ucu açık konuşuyorum? Hemen o bahsettiğim iki tweetimi kısaca anlatayım ve konuya gireyim arkadaşlar. Bugün ne demişim ben Ahmet Konanç Twitter adresinden? Demişim ki Sevgili Ahmet Selim Kul, Aurelio antrenör olarak geliyor diye yazdı. Tüncay da yolda, bu ondaki isim değil ama onu da ben ekliyorum. Tüncay Şanlı da yolda, yine Fenerbahçe'nin antrenör kadrosuna katılmak üzere. Bielsa ise ekipçidir, yani ekibini çok net e, tutar. Başka ekiple çalışmaz. Yine sabah gazetesinden Volkan Demir kardeşimle yaklaşık bir haftadır Playspor.com'da da bunu ifade etti. Yerli bir sürpriz olabilir diyordu. Parçalar birleştiğinde Bielsa olmuyor demişim. Şu an için yani Fenerbahçe'de sürprizlere hazır olun demişim. Aldırnan bir yorum tweet atmışım. Demişim ki Aurelio geldi. Tuncay da varmış. Hadi Emre tribüne çıktı. Zaten kulübede Volkan da var. Bielsa'nın kendi ekibi de var. Bakalım adam diğer ekibi kabul edecek mi? Ya da Bielsa değil de bir yerli teknik adamın hazırlığı mı bu? Sanki öyle Fenerbahçe'de sürprizlere hazır olun demişim bugünkü Twitter adresimde. Arkadaşlar gelelim girişten sonra gelişme bölümünü de aşarak kompozisyonumuzda sonuç kısmına direkt gelelim ve şunu ifade edeyim. Fenerbahçe yönetimi aracılar ama yetkilendirilmiş net aracılar vasıtasıyla Bielsa ile görüştü. Bielsa Fenerbahçe'ye gelmek için tabiri caizse can atıyor. Bakın çok net ifade ediyorum. Zaten medyadaki diğer arkadaşlarımıza yaptığı açıklamalarda hiç hayır demiyor. Görüştük diyor. Ee, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'ye karşı oynadığı bir maç öncesi Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük takımı ifadesini kullanmıştı. Ülkesi medyasına verdiği açıklamalarda da İspanya, İngiltere ve İtalya'yı düşünüyorum ama bir büyük ligde daha Avrupa'da olursa giderim diyerek Fenerbahçe'yi işaret etmiş. Türkiye Süper Lig'ini işaret etmiş. Katar'ı, Çin'i, Arabistan istemediğini ifade etmişti. Bielsa'ya teklif yapıldı. Daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Bir ön teklif. Hani çalışabiliriz. Bununla ilgili karşılıklı fikirlerimizi paylaşalım şeklinde bir ön teklif yapıldı. Bielsa buna çok sıcak baktı. Gelebileceğini ifade etti. Ve bana gelen bilgi de Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gelmek için Yine tabiri caizse diyeceğim adeta can atıyor Bielsa. Peki Fenerbahçe yönetimi neden noktayı koymuyor? Tabii ki bir koronavirüs süreci var. Ee, Türkiye'ye gelirse bir karantina süreci olacak. Ee, Fenerbahçe'den birisi oraya giderse dönerse karantina süreci olacak. Bu işin en temizi Türkiye'ye davet edilerek gerçekleştirilecek Bielsa. Ama neden yapmıyor Fenerbahçe bunu? Çünkü Fenerbahçe yönetiminin Bielsa konusunda kafasında soru işaretleri var. Bu... Bielsa'nın yaptığı pozitif aşamayla alakalı değil. Bu Bielsa'nın vaat ettiği futbol geleceğiyle alakalı değil. Bu Türkiye'de oynanan yine Fenerbahçeli yönetici Semi Özsoy'un lig devam ederken Ersun Yanal'dan sonra yaptığı o açıklamada da gizli olan o başka futbol. Türkiye'ye özgü futbol. Türkiye şartları. Fenerbahçe'nin şartları. Kafalardaki soru işaretleri BSA ile alakalı bunlar arkadaşlar. Bir iki cümlede özetleyelim. Fenerbahçe BSA ile görüştü. BSA gelmek için can atıyor. Ancak Fenerbahçe'nin BSA konusunda kafasında soru işaretleri var. Fakat bu soru işaretleri yine altını çizelim. BSA'nın kendisiyle alakalı değil. Türkiye'de yaşayacağı muhtemel sorunlar ve bunlara göstereceği ya da gösteremeyeceği uyumla, uyumsuzlukla alakalı. Şimdi işin bu kısmından sonra Kısa bir iki bir şey daha söyleyip videoyu kapatacağım ve sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen bu videonun altına şu soruya ilişkin veya şu duruma ilişkin yorumlarınızı, cevaplarınızı yazın. Onlara cevap vereyim hem buradan hem Twitter adresinden ve bir beyin fırtınasıyla ilerlemiş olalım. Fenerbahçe'nin sizce BSA ile ilgili kafasındaki soru işaretleri nedir? Buna lütfen yorum yazın, videonun altına cevap yazın. Ve bunları karşılıklı konuşalım. Gelelim kendi fikrime. Fenerbahçe çok net olarak hiçbir teknik adamla anlaşmadı. Fenerbahçe'de teknik adam konusunda hiçbir netlik yok. Fenerbahçe'de hala çok ciddi bir yerli teknik adam gündemi var. Bugün Erol Bulut ihtimali de bakın arkadaşlar Abdullah Avcı ihtimali de devam ediyor. Buna Hüseyin Eroğlu'nu bile ekleyebilirsiniz. Yani Fenerbahçe'de kafalar karışık. Sayın Ali Koç bu kez hata yapmamak, minimum hatalarla sezona yeni sezona girmek ve hatta yeni hocayı koronavirüs sürecinden doğan avantaj nedeniyle kalan 8 haftada da takımın başında bulundurmak için ince eleyip sık dokuyor. Fenerbahçe'de bundan sonra ne no olur'a cevap vermek gerçekten çok zor. Biz bize gelen bilgileri size aktaracağız, yorumlarınızı alacağız, ve az önce de ifade ettiğim gibi bir beyin fırtınasıyla, bir düşünce antrenmanıyla ilerlemeye çalışacağız. Ama bilgiler, ha, bilgiler hazır, bilgiler var. Onlarda da ne? Bir ile görüşüldü. Ama başka hocalarla da kafalardaki Türkiye'deki futbol şartlarına ilişkin sorular olduğu için başka hocalarla da görüşülüyor. Benim tahminim Fenerbahçe yine bir yabancı hocayla devam edecek. Çünkü Başkan Ali Koç'un tercihi yabancıdan yana. Ama Fenerbahçe'de yerli hoca isteyen bir grupta çok ciddi var. Ama Fenerbahçe'de bir yerli de olursa bu benim için sürpriz olmaz. Sizden videonun sonuna gelmişken şu soruya bir kez daha yorumlar kısmında cevap yazmanızı, yorum yazmanızı rica ediyorum. Sizce Fenerbahçe'nin kafasındaki Bielsa'ya karşı soru işaretleri nedir? Sadece Türkiye'deki futbola ilişkin midir? Ve bu soru işaretlerini düşünmekle, kendine sormakla Fenerbahçe haklı mıdır? Arkadaşlar, Formamın hikayesiyle bitirmek istiyorum. Barcelona forması malumunuz. Bu formayı bana Galatasaray'ın efsane golcüsü... ...Bay Kafa lakaplı golcüsü... E, ...yıllarca beraber de çalıştığımız... ...Gökmen abi, Gökmen Özden hediye etmişti. Bir İspanya, Barcelona seyahati sonrası getirdiği bu formayı bana vermişti. Bu formanın da bir hikayesi var. Bu formanın ve koleksiyonumdaki şu anda gösteremiyorum. Diğer formalarımın hikayelerini sizlerle paylaşacağım. Bunun için ayrı videolar çekeceğim. Başka videolar anılarımıza ilişkin... Futbolcu hikayelerine ilişkin sadece böyle habercilik içeren videolar değil onlarla da alakalı videolar çekeceğiz ama %99'u spor içerikli ve futbol içerikli olacak. Kanalıma destek verir, bize güç verirseniz, bize ışık olursanız bu yolda devam ederiz. Dakikalarımız buradan da telefonumun bana dönük kamerasından görüyorum. 9.30 oldu. 10. dakikaya girmeden bitirelim. Lütfen abonelik konusunda yardımcı olun, destek verin, çevrenize önerin. Videolarımızı beğenin ve haberdar olmak için başka açılardan Fenerbahçe ve futboldaki diğer meselelere bakabilmek için takipte kalın arkadaşlar. Like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Sevgiler.